Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Prana IQ Plus isimli telefonu inceleyeceğim. Şimdi şöyle dedik, bahar geldi, havalar güzelleşti falan, inceleyeyim derken çıktım. Bir anda hava boka sardı. Şöyle parmak iziyle şöyle açıyorsunuz. Sensörü var, ona değineceğim o konuya. Parmak izi sensörü burada. Ama öncesinde kutu içine bakalım. Şöyle atalım şunu. Bir tane ekran jelatini çıkıyor. Kullanım kılavuzu falan. Bizi ilgilendirmeyecek şeyler. İşte diyor, ambalajı satın alma tarihinden itibaren asgari, yani minimum 30 gün saklayın diyor. Adaptör, USB kablosu ve kulaklık. Güzel böyle şekil bir kulaklığı var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Tipi tasarımı hoş. Evet, kutu içeriği böyle. Kutu içeriğini geçelim. Biz direkt telefon atmaya başlayalım size. Telefon fiyat performans açısından benim beğendiğim ve birçok, hatta şöyle bir daldırıp saat değiştiriyorsunuz. Fiyat performans açısından güzel. 15.2 santimetre bir boyu var. 7.5 santimetre bir genişliği var ve 9.3 milimetrede bir inceliği ya da kalınlığı var. Kalın geliyorsa size. 13 megapiksel arka kamerası var. 5 megapiksel ön kamerası var. Arka kamerası oldukça güzel. Şu ana kamerası yani. Sony sensörlü, şunu unuttum adını. Fakat ön kamerası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Standart bir 5 megapiksel kamerası var. Çok bir numarası yok bana kalırsa. Telefon güzel, fazla kalabalık geliyor. Yani bunları ben yükledim tabii de. Kendi olan menülerini silemiyorsunuz. Bu da tabii eksi benim açımdan. Bir de bu şu parmak izi sensörü fazla aktif çalışmıyor. Onun dışında gayet de güzel. Şimdi bir Antutu özelliklerine falan da bakalım. Oradan devam edeyim ben size biraz da. 2 GB RAM'i var. Onu söylemeyi unuttum. 16 GB depolama alanı var. Yani hafızası var. 128 GB'a kadar da çıkabiliyor. Hafızası arttırılabiliyor. Şu arka kapağı çıkıyor bu arada. Onu da çıkartayım mı? Bu 128 GB'a kadar çıkması hani ne işimize yarayacak diye soran arkadaşlar için bu telefonda bu işinize yarıyor. Çünkü aynı zamanda hafıza kartının içine uygulama kurabiliyorsunuz. Bu da 128 GB'ı cayır cayır kullanmanızı sağlıyor. 2800 mAh pili var. Pili bir gün gidiyor rahat. Hani şey değil, çünkü ekranı 720p, 5.5 inç 720p bir ekran var. HD ekran var. Full HD değil. Full HD 1080. Bununki 720p. Fiyat performans dedim. İnternette falan baktım, bu cihazın fiyatı. Şu parmak izini de şurada. Bazen okuyor, bazen okuyor. O yüzden ben şey yapıyorum. Siz koymazsınız. O zaman rahat rahat şey yapıyor. Bir de sistemi fazla yükleniyor parmak izi olunca. Antutu'ya bakalım. Bu arada Antutu ekrana gelsin. Siz ekrandan görün. Ben size buradan şey yapayım. MTK MT6592 8 çekirdekli. Her çekirdeği de 2.0 GHz'da çalışan bir işlemcisi var diyelim. Mali 450 var. MTK'yı görün zaten. Mediatek'i görünce Mali 450 yapıştırmışlar. 4.4.2 ile geliyor Android. Güzel, sağlam, temiz bir cihaz. Fakat dediğim gibi ben cihazın tanıtımını bu kadar yapacağım. Ha, şunu da söyleyeyim. Dış görünüşünde şurada bir infrared zımbırtısı var. Bu zımbırtı şey, kumandalarda oluyor ya. Aynı zamanda bunu kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz telefonu. Yani 680-700 civarında bir satış fiyatı var da siz bakarsınız internette. Benim baktığım yerlerde 680 lira diyordu. Böyle güzel bir telefon olmuş. Beğendim. Yani fiyat performansı göre. Ve en güzel huyunda şunu sevdim. Buradan hani Prana yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu telefon bize geldi. Bir tane inceler misiniz diye. Tabii ki dedik, hani sizden gelen soru üzerine inceleriz. Gönderin. Sonra ben dedim ki hani bir tane dedim kırmak için gönderebilir misiniz dedim. Bir tane de ekstradan tabii ki de buyurun kırabilirsiniz diye gönderdiler. Ve hani hakikaten de ilk defa yani çok firmadan istedim ben bunu kırmak için. Bayağı bir sorduk. İlk defa da malına bu kadar güvenen firmayla karşılaştım. Buradan da tebrik ediyorum. Bu arada 5.5 inç ekran komple kullanabiliyorsunuz. Şu zımbırtılar, menü falan filan şeylerin ışıkları yanmıyor. Hani eksini sizden varsa. OnePlus falan eski Sony Xperia Arc S miydi? O var. Onun arası güzel bir karışım olmuş. Şurada böyle Java gibi kocaman plan yazmamışlar. IQ Plus yazıyor. Şık bir şekilde. Her ne kadar hoparlör böyle kocaman gözükse de az önce çıkarttım batarya. Belki fark etmişsinizdir. Burada böyle şekilde kalmış. Olsun. Şık duruyor yine en azından. Ya telefon yüzü düzgün duruyor. Onun dışında yine tek eksiği şu arayüz. Hani zorla şu yaptığımız uygulamaları kullanacaksın, silemezsin falan filan diye dayatması bir bana göre hoş olmamış. Onun dışında da ekranın parlaklığı full yapayım. 320
PPI bu arada ekran parlaklığı da. Evet, gelelim asıl konumuza. Konumuz taş. Taşı vurmadan önce her zaman söylüyorum. Şu bataryayı çıkartacaksınız arkadaşlar. Bununla şaka olmaz. Hatta geçen öyle bir arkadaşın da bacağı kötü başı yanmıştı. Şöyle kapatayım da mı vurayım? Kapatmadan da mı vurayım? Kapatmadan vurayım ya. Şöyle. Evet, ilk işte toprak cemre bahara düştü. Şöyle. Bu arada ekran hemen kırıldı gibi olabilir ama Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ben bunu nasıl çıkartacağım buradan? Evet. Şöyle de 50 kere söylemene gerek yok, siz bunu evinizde denemeyin diye. Bu arada gönderdikleri elime battı ya. Gorilla Glass olunca tabii cam oluyor. Adam enine. Şuradan gireyim ben buna ya. Elimizde iki tane vardı. Birisi şu an bu. Diğeri açılmamış kutu halde duruyor. Onu da bu videonun altına yorum yapana YouTube'dan göndereceğiz. En iyi yorum yapana. Şimdi Piranha'ya malına güveniyor çünkü. Bu şeyi doldurun. Böyle olsun istedim ben de. Adamlar güveniyor çünkü. Piranha malına güveniyor çünkü. Hashtag değil bu, böyle. Onun altına yorum yapın videonun altına. Videoyu da şeyde kazananları 3 Nisan 2015 tarihinde Cuma günü Webtekno Twitter adresinden yayınlayacağız. Hani nerede kaldı çekiliş sonuçları falan diye sormayın. Biz en güzelini orada yayınlayacağız. Twitter adresimizi takip edin. Neyse işte ekranı böyle. Bu meşhur piksel Anadolu dediğimiz kısım. 3-4 partili ekranı var. Ne yazıyor burada? Turul yazıyor. Köpek mi geldi lan arkamda? Neyse gelsin, bir şey yapmaz. Neyse ekranı bu. Asıl içeriye bakalım. Bu arada yan tarafı metal falan zannediyorum. Bayağı plastik çıktı. Ne yapıyorsun lan? Mutlu köpek gezdiriyor burada. Evet geldik. Bütün beyin şurada. Parmak izi sensörünü merak ediyorum ben. Yerli gibi oldu. Ne koyayım? Maymun gibi kırıyor. Bu arada şöyle biraz içine bakalım. Bu arada bu MediaTek'in bu şeyi, hani 8 çekirdek muhabbeti bütün telefonlar çıkmaya başladı. Çoğu markada var. Hani şüphede kaldığınız, fiyat aralıkları aynı olan markada var. Piranha'nın bunu yapması, yani fiyat biraz farkındaysanız diğer 8 çekirdek 2 GB RAM'lere göre de piyasanın biraz altında. Demek ki piyasaya ideal bir giriş yapmak istiyorlar. Başarılar dileyim, ne diyeyim. Şu parmak izi sensörünü merak ediyorum ben ya. Onu bakmaya çalışıyorum. Tek derdim o şu anda. Bu arada bunun SAR değerini ben size söylemeyi unuttum. 0,63 kafada, 0,56'da vücutta watt bölü kilogram. SAR değeri de normalin altında yani. Survivor'da yengeç yiyen turabi gibi. Heh, çıktı. Evet geldik. Gel bakalım. Aldık parçayı şimdi. Bu kim bunu bilmiyorum. Şimdi açacağız parçaları. Lan kamerası nerede bunun? O mu düştü ya? Ha kamera burada, tamam. Kamerası burada, 13 megapiksel. Ne yazıyor? Made by MC Next yazıyor. Aha parmak izi sensörü de bu. Bunu da Webtekno Twitter adresini takip eden bir kişiye vereceğiz. Yorumlara ikinci teselli olsun. Hadi onu da ben vereceğim. Webtekno Twitter adresimizi takip ediyorsunuz. Kazananı sadece Twitter'dan açıklayacağız. Yok öyle siteye geldi falan filan bakmayın. Bir tane duruyor. Şimdi MediaTek 8
Çekirdek, MediaTek, işlemci, MediaTek neydi? 6392 olması lazım. Onu bir arayalım. Şuradan çıkarttık. Nokta atışı sniper. Bu geldi. Evet, 8 çekirdek işlemci bu. Şu yandaki RAM Samsung'muş markası, RAM'inde. Bak böyle söylemesem haberiniz yok. Yolda görseniz tanımazsınız MediaTek'i. Kurdu. Bu tarafta şebeke kısmı. İşte çekmeyi mekmeyi falan yapan kısım. Dediğim gibi hiçbir zaman bataryayı çöpe atmıyorsunuz. Bunu aklınıza bulundurun. Çevreye karşı duyarlı olun. Bataryayı Java gibi tornavidal falan dalmıyorsunuz. Patlar. Elinize üstünüze patlar. Batarya konusunda da hassas davranın. Onun dışında da yavaş sakin olun. Bu da ön kamerası. 5 megapiksel. Fotoğraflara falan bakarsınız zaten. Dediğim gibi böyle. Ne zamandan beri de bu da ön bellek işte. Buna ben takılacağım. Ne zamandan beri taşın da ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Bahar geldi. Çocuğu dışarı çıkardık işte biz de. İyi oldu. Gezdiriyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Haftaya Cuma'da yani 3 Nisan Cuma gününde şu güzide arkadaşı bir tane iPhone 6 ile tanıştıracağız. Hep beraber içine dışına bakacağız iPhone 6'nın. Hem de uzun zaman önce verilmiş bir sözümüz vardı. Onu tutacağız. Evet, Prana IQ Plus böyle bir telefon. Fiyat performans açısından iddialı. Beğendik. İçinin dışında incelediler. Mallarına güveniler. Sağ olsunlar. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalımızdan abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.